Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, malumunuzun olduğu üzere izin sezonundayız. Sıla yolu yolculukları başladı. Önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Öncelikle sevdiklerine, ana vatanımıza kavuşmak isteyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız bir şekilde inşallah sevdiklerinize tez zamanda ulaşırsınız. Değerli izleyicilerimiz, tatil yöreleriyle ilgili Türkiye'deki birkaç gerçeği sizlerin bilgilerinize sunmak istiyorum. Bodrum başta olmak üzere Çeşme, Datça, Fethiye bölgeleri, yani bizim tüm sahil şeritlerimizde maalesef fiyatlar artık çıldırmış vaziyette. Bodrum'da Türkiye'nin en turistik noktalarından bir tanesi ama benim için çok fazla kalitenin olmadığı bir yer olan Bodrum'da bir tane lahmacun için 1000 TL. Evet değerli izleyicilerimiz, yaklaşık 40-45 euro civarında para istenen plajlar, yerler, restoranlar var. Evet, 1000 TL. Değerli izleyicilerimiz, asgari ücretin kaç para olduğunu hepiniz biliyorsunuz Türkiye'de. Gelinen noktada bir lahmacuna 1000 TL verilmesi, 1000 TL istenmesi bana göre doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'nin sahil şeritlerinin neredeyse tamamı adeta özel işletmeler tarafından işgal edilmiş vaziyette. Çoluk çocuğunuzla beraber bir kumsala gitmeye çalıştığınızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Giriş parası, plaj parası, şemsiye parası, şezlong parası derken 4 kişilik bir ailenin bir plajdan, orta halli bir plajdan 3-4 bin liradan aşağıya çıkması mümkün değil. Bakın, Türkiye'deki sahiller kanunu açık. Kanun şunu söylüyor, diyor ki vatandaşın sahile ulaşmasını engelleyemezsiniz. Hal böyle olunca da şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Maalesef plajları birileri belediye eliyle, kamu eliyle kapatmış, vatandaşın girişine engellemiş. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu bu durumu bilmeyebilir. Ama şunu unutmayın, bir yerde hiçbir zaman bir kişi sizin plaja, sahile gitmenizi engellemez. Siz onun şezlongunu kullanmayabilirsiniz. Ya da siz havlunuzu yere, kumsala atabilir, çoluk çocuğunuzla beraber o kumsalda güneşlenebilir ve denize girebilirsiniz. Ancak ve ancak bu işletmeler adeta Ali Kıran başkesenlik yaparak, vatandaşa şiddet kullanarak, belediyeler başta olmak üzere de bu olaya göz yumarak vatandaşın en insani hak olan denize girmesini, sahile gitmesini engelliyorlar. Peki bunu belediyeler bilmiyor mu? Biliyor. Peki bunu kaymakamlıklar bilmiyor mu? Valilikler bilmiyor mu? Biliyor. Ancak kira adı altında vatandaşın bu sahillere ulaşmasını engelliyorlar arkadaşlar. Bir lahmacuna 1000 lira isteniyorsa orada denetim yok demektir. Vatandaşın sahile gitmesi engelleniyorsa orada denetim yok demektir. Üstelik bu plajların olduğu noktalarda gündüz diyorlar ki denize girebilirsiniz, benim şezlongumu kullanırsın, şemsiyemi kullanırsın diyorlar. Akşam da buraları pek çoğu restoran haline getiriyor. Vatandaşın akşam da buraya gitmesi engelleniyor. Yani gündüz şezlongları seriyorlar, akşam masa sandalye koyup vatandaşın yine sahile gitmesini engelliyorlar. Bakın kıymetli izleyicilerimiz, dünyanın hiçbir yerinde bu tür uygulamalar yok. Amerika'dan ta Çin'e kadar nereye giderseniz gidin vatandaşın sahile gitmesini engelleyemezsiniz. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Turizm adı altında bana soracak olursanız soygun yapılıyor, vatandaşın cebindeki para alınıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu adeta şehir eşkıyalarının kurbanı olmuş vaziyette. Hiç kimse kusura bakmasın, ticaret yapmalarına saygı duyuyoruz ama vatandaşın siz kanun açık sahile gitmesini engelleyemezsiniz. Eğer 1000 liraya lahmacun yiyorsa bir vatandaş, ben ona da bir şey söylemiyorum. Hiç kimseyi zorla götürmüyorlar ama 1000 liraya lahmacun olmaz arkadaş. Çeyrek altın mı koyuyorsun? Ne yapıyorsun bu lahmacunun içerisine arkadaş? 1000 lira olur mu? Ve bunu bilmeden gidip yemek yiyenler eğer itiraz ederse de başına gelmedik iş kalmıyor. O nedenle değerli izleyicilerimiz, şunu açık bir şekilde söylememiz gerekiyor. Maalesef turizm adı altında soygun yapılıyor, vurgun yapılıyor. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ben oteller konusunda da uyaracağım. Özellikle internetten yapmış olduğunuz rezervasyonlar konusunda lütfen dikkatli olun. Bazı büyük otellerin turizm acentalarının internet sitelerini birebir aynısını korsanlar yapıyorlar. Kredi kartınızla ödeme yapmadan önce mutlak surette bu oteli telefonla arayın.
teyit alın, ondan sonra kredi kartınızla ödeme yapın. Aksi halde hiçbir şekilde kredi kartıyla ödeme yapmayın, yoksa dolandırılırsınız. Şimdi değerli izleyicilerimiz, çok çok önemli bir konuya geldik. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geleceğe nasıl hazırlanacaklar, nasıl adımlar atacaklar? Herkesin hayali aslında Türkiye'de bir bağlantısının olması, evi olması, emekliliğinin olması ya da gelecekte Türkiye'de bir şekilde eşiyle, dostuyla, torunlarıyla, çoluk çocuğuyla beraber güzel bir hayat yaşamak. Bunun için de şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Örneğin Türkiye'de emeklilik şu anda çok çok değerli oldu. Bir kişinin şu anda Türkiye'de emeklilik geliri minimum 5000 euro. Evet değerli izleyicilerimiz, bir kişi yılda 5000 euro emeklilik gelirine sahip. Hal böyle olunca emeklilik daha değerli hale geldi. Bir kişinin Türkiye'de şu anda emekli olabilmesi için, bu adımı atması için neler yapması gerekiyor? 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı anlatacağım şimdi. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız, yine aynı zamanda çifte vatandaşsanız, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum, çocuğu olan hanımlara sesleniyorum. Sizin de Türkiye'de hiç çalışmanız olmasa da, yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmanız olmasa da emekli olma hakkınız var. Onun için yapmanız gereken şey çok basit. Bakın, biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza şu fırsatı ayaklarınıza kadar getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, Avustralya'dan tutun Amerika'ya, Almanya'dan Güney Afrika'ya kadar nerede olursanız olun, siz de Türkiye'ye gitmeden emekli olabilirsiniz. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası bizim WhatsApp hattımızdır. Hemen cep telefonunuza bu numarayı kaydediyorsunuz ve bir mesaj atıyorsunuz. Şunu yazıyorsunuz: ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atar atmaz şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve sizin geleceğe dair nasıl bir adım atmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacaklar. Dünyanın neresinde olursanız olun, sadece 150 euro ödeyerek siz de emekli olabilirsiniz. Bunun için hemen mesaj attıktan sonra arkadaşlarımız size ilgili bilgileri verecekler ve bunun ardından da siz geleceğinize dair adımı atmış oluyorsunuz. Sizin hiçbir şekilde Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan hemen size bir randevu veriliyor. Randevu günü ve saatinde uzmanlarımız WhatsApp üzerinden sizi görüntülü bir şekilde arıyorlar ve tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için özel bir çalışma yapıyorlar. Devlete en az parayı vererek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyorlar ve bunun ardından da sizin de ilgili bu çalışma yapıldıktan sonra sizin tüm müracaatlarınızı da yine Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapıyorlar. Bunun için sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün siz Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarsınız ve doğru bir müracaat yapmazsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar ve alacağınız maaş da yarıya düşer. O nedenle hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanlarından destek almanızda fayda var. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Dünyanın neresinde olursanız olun, hemen ekranın altında görmüş olduğunuz bu numarayla iletişime geçebilirsiniz. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Ev hanımlarına özellikle sesleniyorum, çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Türkiye'de geçmişte ister sigortanız olsun ister olmasın, sizin de emekli olma hakkınız var. Bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Bu fırsat bir daha ele geçmeyecek.